12 günlük Yas-ı Muharrem'in ardından aşure lokmalarımızı bugün paylaşacağız. Bu tarih üzerine çok şeyler söylenir, konuşulur. Açılış önce 1680'de Kerbela'da şehit olan İmam Hüseyin ve aile efradının ve yakınlarının ona inanan tüm canların anısına o günden bugüne zalime karşı, zulme karşı mücadele edip can veren, bedel ödeyen bütün mazlumlar adına, yol ulularımız, pirlerimiz adına ve yola can veren canlar adına, bütün mazlumlar adına hepinizi bir dakikalık dara durmaya davet ediyorum. Çalışmalarda hizmet eden anamızı günün önemini kısaca hatırlatmaya yönelik bir konuşma yapmak üzere huzurlarınıza davet ediyorum. Günün adı Aşura'dır. Olayın yaşandığı tarih 680 10 Ekim günlerden Cuma. O ilkeli ve dürüst kahramanın zalim karşısında boyun eğip de onursuzca yaşamaktansa ailesiyle birlikte onurluca izzetli ölümü seçen İmam Hüseyin'in adıdır Aşura bizim için. Sevgili canlar, Kerbela bu destanın yazıldığı çölüm adıdır. Asıl adı Maria Toplu. Ne acıdır ki kurdum kuşum en vahşi hayvanın dahi su içtiği Fırat evladı Resul çocuklarına kapatılır. Ne vicdandır ki 6 aylık bebeğe kadar katledilir, bir yudum su vermez. İşte o olayın kahramanı da, bu olayı kanıyla yazan da rahmet peygamberinin torunu İmam Hüseyin Şah-ı Kerbela. Kerbela denince aklımıza onurlu bir destan gelir. O destanın kahramanı İmam Hüseyin'dir. O bu destanı kanıyla yazmıştır. O destanın sözleri kılıç kadar keskin, kıyamete kadar kanayan bir yaranın destanıdır. İmam Hüseyin bizlere şöyle seslenir. Ne olursa olsun zalim karşısında onurumuzu kaybedip de boyun eğmeyin. Namusunuzla birlikte, şerefinizle birlikte kendinizi de kaybedersiniz diyen İmam Hüseyin. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Kün çırayı uyandırdım ol Hüdan'ın aşkına, Saki Kevser Muhammed Mustafa'nın aşkına, hem Hatçeti Fatma-ı Zöhre anamızın aşkına. Çıralarımız yansın yakısın yolumuzun, birliğimizin aşkına, çıralarımız yansın yakısın. Muhammed Mustafa'nın aşkına çıralarımız yansın yakısın. Aliye Mürteza'nın aşkına çıralarımız yansın yakısın. Hasan-ı Müşteba İmam Hüseyin'i Deşli Kerbela'nın ruhları aşkına çıralarımız yansın yakısın. 12 imamların aşkına çıralarımız yansın yakısın. Bu yoldan gelmiş geçmiş cümle canlarımızın aşkına çıralarımız yansın yakısın. Maraş'tan, Sivas'tan, Çorum'dan ve dünya çapında katledilen canlarımızın aşkına çıralarımız yansın yakısın yolumuzun birliğimizin aşkına. Çıralarımız yolumuza ışık ola. Gerçeğe hümmüne ya alim. Hacı Bektaş ve Anadolu Kültür Cenevi Vakfı böylesi anlamlı bir günde bir kez daha sizlerle bir arada olmanın gururunu yaşıyorum. Bugün Yas-ı Muharrem Aşure günü, güçsüz olanın güçlü olana karşı gösterdiği direnç, haklı olanın haksız olana karşı sürdürdüğü mücadele. Azim ve kararlılık, baş eğmeme ve de defansızlığın başka bir adı olan Kerbela. Aşure Kerbela'nın vicdanımızda acı ve kere bırakmasıdır. Hz. Hüseyin açısına tutkuyla ortak olmak ve yoluna ikrar vermektir. Bizlerin
10 Muharrem'de bu inancın onur ve gururlu günler olması için öyle bilinmeli ve öyle anılmalı. Öylesi bir gözle bakılmalı ki yaz Muharrem'de kin, nefret ve intikam duygularıyla değil, olanlardan ders çıkararak bir daha öyle canların yaşamaması için neler yapılmalı sorusuna yanıt aranarak anılmalı. İşte o zaman daha derinliğine ve daha doğru, daha anlamlı, akılcı bir yaklaşımla yaşarız o muharebeleri. Yeni Kerbela'lar olsun istemiyoruz. İslam dünyasında ve ülkemizde yaşananlar ise bu dersin alınmadığını kanıt olarak önümüzde durmakta. Saygıdeğer konuklar, sevgili canlar, Yassı Muharrem aşure günü olarak da bilinir, aşure çağlar ötesinden günümüze ulaşan mitolojik ve de geleneksel bir yiyecek, bir ve beraber olmanın yanında bir kazanda kaynamanın, kaynaşmanın farklılıkları koruyarak aynı kazanda pişirebilmenin bir ve beraberliğin simgesi olarak kavranır. Kaynayan bu kazanda herkes kendi varlığını koruyabilmeli, hiç kimse ötekini kendisine benzetmemeye çalışmalı. Bir yanda Kerbela, diğer yanda aşureye birbirini tamamlayan bir bütünün parçalar gibi öylesine uyumlu, öylesine anlamlı ki bugün uluslararası her boyutta aşure önemi ve de etkinlikleri yapılmaktadır. Thank you.
Kuzum hadi bekleş veriye gel. Gelecekler mutsuzsa hadi bekleş veriye gel. Dedemiz Kureyşan Ocağı'ndan Gürkan canımız. Arzuman Ocağı'ndan ben Şehriban'la. Bizlere bu cemi yürütmek için, 12 hizmeti yürütmek için rızalık veriyor musunuz? Allah eyvallah. Rızalık veriyor musunuz? Allah eyvallah. Rızalık veriyor musunuz? Allah eyvallah. Allah eyvallah diyen canlardan Hak Muhammed Ali Şah, İmam Hüseyin 70 şehidi şüheda razı olsun. Allah Allah. Bismillah, Allah Allah. Allah Allah. Nur-u Hüda'nın, Muhammed Mustafa'nın, Saki, Kevser, Ali El Murtaza'nın, Ali evlatları, keşfi kerametleri üzerimizde hazır ve nazır ola. Allah Allah. Gittiğiniz yoldan, durduğumuzlardan, çağırdığınız birden şefaat göresiniz. Allah Allah. Darınız, niyazınız kabul ola, muratlar hasıl ola, dergah izzetine yazılmış ola. Allah Allah. Darına durduk ya Allah, ya Allah, ya Allah. Divanına durduk ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Keremine sığındık ya Ali, ya Ali, ya Ali. Yardım eyleyin ya 12 imamlar. Yol gösterin ya 14 masum upaklar. İnayet eyleyin ya 17 kemerbestler. Ceminizi alın ey kırklar. Allah Allah. Bağışlanmamız senin yüzü suyu hürmetin olsun. Ya Pir-i Münker Hacı Bektaşi Veli. Allah Allah. Dar çeken didar göre, erenler sefasını süre. Didar gören cehennem narı görmeye gerçe. Mümine yali. Allah eyvallah canlar. Sevgili canlar. Bir zahmet olsun, şahdan bize name geldi, rehber haber olsun, müşidime haber olsun. Neyse şimdi bir götür, yerine bakacağım. Hak kuluna eyler nazar, dört kapıda başa geçti. Kardeş gelmiş gemi kurtar, gözü sana haber olsun, gözü sana haber olsun. Esturak'tan ola. Bu post Hak Muhammed Ali Pirimiz Hükkâr Hacı Bektaşi Veli postudur. Hallacı Mansur, Seyit Nesimi gibi dara duranların postudur. Şah Hüseyin, Pir Sultan gibi serverenlerin postudur. Cem birliğine, sohbet sırlığına, uğur açıklığına. Despost Allah eyvallah. Allah Allah. Bismillah Allah Allah. Allah Allah. Erenler postu geldiği yol erken yerini aldı. Mümin Müslüm ikrar verdi. Post sahiplerinin his mi hizmetleri üzerinizde hazır ve nazır ola. Gerçeğe hümre ya Ali. Allah Allah.
Muhammed Mustafa'nın ruhlarda döndüğü sema olan Allah.